Türkistan Geceleri. Eser Necip El-Kıylani. Türkistan Geceleri 1931-1951 yılları arasında Türkistan'da başlayan dinmeyen bir direnişin tarih sayfaları arasında saklanan öyküsüdür. Yıllar sonra Mustafa Hazret'in haçta tanıştığı Mısırlı yazar Necip El-Kıylani sayesinde yeniden hatırlanan destansı kıyamın tüm fertlerini rahmetle anıyoruz. Susma Mustafa Hazret, bir şey söyle. Kurtlar sofrasında yem olmaktan kurtulmanın bir yolu yok mu? İşgal bu başkanım. Kendini hükümran gören her işgalcinin yaptığı budur. Güçlü olduğu an kuralı koyar. İnsanlık dışı bu. Hangi Türk kızı isteyerek bir Çinli ile evlenebilir söylesene. Kızıma komutanın teklifini söylediğimde yüzünün halini görmeliydin. Kendimi öldürürüm de böyle bir şeye razı olmam diyor. Her sokak başına aynı bildiriyi asmışlar. Kendilerine karşı koyanları caddelerin ortasında kırbaçlıyorlar. Dayanamıyorum başkan, bir şeyler yapalım. Başkan. Başkan özgür insan demektir. Çinliler kızımı kızlarımızı zorla elimizden alıyor. Dinimiz namusumuz çiğneniyor. Ben başkanım. Olmaz Mustafa Hazret. Kölelere bağlılık söz konusu değildir. Bak şu pencereden. Dağları görüyor musun? O tepelerde çobanlardan oluşan bir topluluk yaşıyor. Düşman onları yok edemedi. Kadınlarına dokunamadı. Onlar keçi sütü içer, ip eğirirler. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadet ederler. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Anlıyor musun? Taçsız melik olanlar onlar. Koltuksuz başkanlar onlardır. Onları öyle seviyorum ki. Otur şuraya, kalemi al yaz. Kime? Çinli köpeğe. Ey zafere ermiş komutan. Teklifinizi incelemiş bulunuyoruz. Maalesef arzularınız tasarrufumun dışında kalmaktadır. Kızım evliliği düşünmemektedir. Ayrıca iki ülke yakınlaşması söz konusu edilerek çıkarılan kanunun tekrar gözden geçirilmesinin faydalı olacağını tarafınıza bildirmeyi uygun görüyorum. İki milleti meydana getiren değerler bütünü sağlıklı evliliğe engel mahiyet taşımaktadır. Yazdın mı? Taşımaktadır, evet. Konuya hoşgörüyle yaklaşacağınızı umarım. Selam ve iyi dileklerimle. Kumul Başkanı, Aralık 1930. Canavarlardan hoşgörü. Mektubu götüreceğin yeri biliyorsun değil mi? Biliyorum. Siz de mektubun cevabını tahmin edebiliyor musunuz? Biliyorum. Hazırlıklara başlıyorum. Hepinizi ben çağırdım. Bu çağrının bir amacı olduğu gibi çağrılanların da bazı özellikleri vardır. Efendiler, demirin karşısına demirle çıkılır. Şunu iyi biliyorum ki Allah'ın mesajına tabi olmayan kavimler yiyen, içen ve nefes alıp veren hayvan sürüsünden başka bir şey değildirler. Sadece düşmanın ne yapıp ne yapmayacağını beklemeyelim. Biraz kendimize bakalım. Rahata düşkünlüğümüzü, tembelliğimizi bir yana fırlatıp Allah Resulü'nün bize bıraktığı şerefli cihat mirasına sahip çıkalım. Nasıl olsa her canlı gibi ölmeyecek miyiz? Öyleyse neden
Neden şehadet ve zafer yolunu seçmiyoruz? Neden Çinli kırbaçların şakırtılarına kulak tıkıyoruz? Düşman kahkahaları, mazlum çığlıkları size dokunmuyorsa gidebilirsiniz. Dinliyoruz hocam, lütfen devam edin. Çinli komutan emirlerine boyun eğmeyen başkanımızı içeri attı. Bu da yetmedi, sarayın etrafını surlarla örüyor. Bundan böyle saraya girmekle ayı inine girmek arasında bir fark yoktur. Bir yandan Çin, diğer yandan Rus çemberi. Hristiyan misyonerler de fırsat bekliyor. Bütün bunlar imanımızı yok etmek içindir. Bütün bunlar tıpatıp onlara benzememiz içindir. Sorarım size, benzeyebilir miyiz onlara? Kur'an'a inanan birinin, Hazreti Muhammed gibi bir önderi olanın bu iğrenç işleri işleyecek kadar alçalması mümkün müdür? Başkan bir an önce oradan çıkmalıdır. Hocam, bu kolay mı? Anahtar sanki başkanın elindeymiş gibi konuşuyorsunuz. Eğer anahtarı elde edememiş, çıkış için bir kanal bulamamışsa, kadir olan Allah'ın bahşettiği akıl niçindir? Mustafa Hazret, bunu başkana böylece ilet ve onu beklediğimizi bildir. O ne demek istediğimi anlayacaktır. Soru yoksa toplantı bitmiştir. Çok güzel konuştun. Evet, evet. Böyle eli kolu bağlı oturmamalıyız arkadaşlar. Çok doğru. Böyle koşar gibi nereye? Dur biraz, beni dinle. Ne duygusuz adamsın sen. Duygusuz değil, belki fazla duyguluyum. Sana evlenelim diyorum. Sen Çinlilere yem olmamı istiyorsun. Necmetülleyl, uzaklaş benden. Çinliler gelmeden evlenme teklif ettiğimde gözün yukarılardaydı. Başkanın yanındaki bir hizmetçinin ne önemi olabilirdi? Ya şimdi? Ben senin kararını istiyordum. Ama şimdi kararı veren sen değilsin. Kararı şartlar veriyor. Ne olur böyle konuşma. Şıp diye cevap vermek istemedim. Eğer hatalıysan bağışla. Zoraki evliliğe evet diyemem. Hiç düşünmüyor musun beni? Düşünüyorum, düşünüyorum. Her Türkistanlı kız kadar. Bak Necmetülleyl, iş senin sandığından da büyük. Başkanı içeri tıktılar. Kim bilir neler çekiyor, ailesi korumasız. Bu halde evlenmek yakışır mı bize? Bir şey söyle o zaman. Savaş! Akıllı adamsın başkan. İnatta fayda olmadığını çabuk anladın. Bunlar hiç olmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Bu evlilik sayesinde ölene kadar başkan koltuğunda oturacaksınız. Üstelik yüce bir ırkla akraba olduğunuz için de sevinmelisiniz. Yüce ırk? Bilmiyor musun? Bilim adamları yüce ırkımız için yüce meziyetleri olan topluluk diyorlar. Soy bilginleri yapmış oldukları incelemeler sonucunda bir Çinli erkekle evlenen Avrupalı kızlardan olan çocuklar Çinli özellikler taşıyorlarmış. Neden? Neden olacak? Kendilerinde olan genlerin kuvvetinden. Gen ne demek? Bilmiyorum. Başkan öyle demişti. Onun için mi kızlarınızı satıyordun? O şeydi. Fakirlik, yoksulluk çekiyorduk. Hatırlatma bana o cehennem günleri canım. Hem niye tatsız şeyler konuşuyoruz? Bir Türkistanlı ile bir Çinli arasında fark var mı? Var. Siz sömürgecisiniz, bizse sömürülen. Bu bilinen bir şeydir. Zafer her zaman bizimdir. Hem kızınızla evlenince bir aile sayılmaz mıyız? Dediğim gibi sadece benim kararımla olmaz. Alimlere danışmalıyım. Halk böyle bir şeye hazır değil. Halkı ancak alimlerin kararı teskin edebilir. Size acıyorum. Her şeye Allah'ı, cenneti, cehennemi, alimleri karıştırıyorsun. Hakikattir de ondan. Ben elimle tutmadığım, gözümle görmediğim şeylere inanmam. Büyük tad alarak içtiğinizi söylediğiniz içkide tat nerede, gösterebilir misiniz? Nasıl nerede? Bunlar maddi olarak ifade edilemezler. Ama zevk ve neşe verdiğine inanıyorsunuz. Evet.
Yoksa içmezdim. Büyük zevk ve neşe Allah'ın cennetindedir. Ve ben onu şişesiz bardaksız kalbimin derinliklerinde en kuvvetli bir şekilde hissediyorum. Musun başkanım? Bu lanet dolu sözler bu nişana rıza gösteren biz alimler için. Hocam, bu tepkiyi hiç beklemiyordum. Bu tepki imanın tepkisidir başkanım. Öyle düşünmemiz iyi oldu. Bu tepki birazdan coşkulu bir çarpışmaya dönüşecek. Her şey hazır değil mi? Sen merak etme. Mustafa Hazret işaret verecek. Sen durmadan içki dağıttır. Hepsi ayakta duramayacak hale gelsin. Dağıtılıyor hocam. Baksana şunların haline. Yaprak gibi sallanıyorlar. Komutan konuşma yapacak galiba. Ayakta duramıyor. Ey şanslı davetliler, dinleyin beni. Bugün bir Çinli komutanla Türkistanlı kızın nişan törenine şahit oluyorsunuz. Bundan böyle özgür ve çağdaş yaşam başlıyor. Evet. Bundan sonra ilahlarınızın baskısından kurtulacaksınız. Çağdaş insanın ilahı kendisidir. Gökteki ilah bizim işimize karışamaz. O içki içmeyin diyor, siz de içmiyorsunuz. Ama bakın ben içiyorum. Bana karışabiliyor mu? Hadi herkes içsin. İçin. İçin. Protestolar kesildi. O vakit yaklaşıyor demektir. Mustafa Hazret geliyor. Her şey hazır. Hadi. Mustafa Hazret! Necmetülley! Sen ne arıyorsun burada? İki kılıçla savaştığını gördüm, dayanamadım, koştum. Kendine başkasını ara. Aradığım sensin, gururunun peşinden sürüklenen adam. Bak Necmetülleyl, olaylar olmadan tek düşündüğüm şey seninle evlenmekti. Şimdi cihat başladı, can boğaza dayandı. Ne olmuş cihat başladıysa, hem evlenir hem savaşırız. Zafere ulaşmadan evlenmeyi kendime yasak ettim. Sen kendini ne sanıyorsun? Milyonlarca Çinlinin hakkından geleceğini mi sanıyorsun? Her yer kum gibi sarı çıyan kaynıyor. Ben de onu diyorum. Batıdan kızıl ölüm, doğudan sarı ölüm geliyor. Ölümler içinde sen bana hayat masalları anlatıyorsun. Ecelin gelmeden ölmüşsün sen. Ölü kalbinle yaşıyorsun. Ben savaşmak için yaşıyorum. Senin bu halini ne değiştirir? Etrafına bak. Çiçekler açıyor. Ağaçlarda yeşil yapraklar bahar vaat ediyor. Hamile kadınlar umut taşıyor. Çobanlar kayaların üzerinde türküler söylüyor. Çiftçiler ekip biçmeye hazırlanıyorlar. Ya sen, sen ne yapıyorsun? Dünyadan el etek çekmiş, kafasında manastır kurmuş, ahmak rahiplerden farkın yok. Bir yandan hayat devam etmeli. Bu saldırımızı karşılıksız bırakmazlar. Dağlara çekilmek zorundayız, gitmeliyim. Ne zaman? Fırsat bulduğum en kısa zamanda geleceğim Necmetülley. Nikahımızı zafer şarkıları arasında yapmak isterim. Hadi sen git artık. Allah'a hamdolsun ki halkımız Kumul şehrini Allah'a isyan eden sürüden temizlerken büyük bir kahramanlık ortaya koymuştur. Bu olay bununla bitmeyecektir. Gelecek yeni yardımla yeniden saldırıya geçeceklerdir. Bizim amacımız sadece Kumul'u değil, tüm Türkistan'ı kurtarmak. Bu toplantı yapılacakların tartışılması ve karara bağlanması için tertiplenmiştir. Söz almak isteyen... Yanlış yapıyoruz. Düğün tuzağının acısını fazlasıyla alacaklar bizden. 8 milyon Türkistanlının 400 milyon Çin askeriyle başa çıkması mümkün değildir. Ben derim ki Çin'in Türkistan sorumlusu başkanı Qin Shu Jian'e bir heyet gönderip anlaşma yoluna gidelim. Olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey, olur mu? Ne diyor bu adam? Hangi anlaşmadan söz ediyoruz?
topraklarımızı istila edenlerle, dinimizle alay edip namusumuza el uzatanlarla ne adına anlaşacağız? Efendiler, koyunlar gibi boğazlansınlar diye mi heyet göndermek istiyorsunuz? Bu insanlara hiçbir şey yapmadığımız halde oluk gibi kan akıttılar. Gönderdiğiniz heyeti sağ bırakacaklarını mı sanıyorsunuz? Biz ancak güçlü ve özgür olduğumuzda barışı düşünebiliriz. Duydum ki 400 milyon Çinli askerden söz ediliyor. Halbuki burada Çinlilere karşı tertiplenen bir toplantıda bulunuyoruz. Eğer orduları asker sayısıyla karşılaştıracak olursanız, vallahi o zaman İslam'ın yayılışını anlamak ve açıklamak mümkün olmayacaktır. İlk Müslümanlar böyle düşünüyor olsalardı, İslam'ın bayrağı yeryüzüne yayılamazdı. Nice az topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle pek çok toplulukları yenmişlerdir ayetini hiç okumadınız mı? Biz gücümüzü bu kitaptan ve haklılığımızdan alıyoruz. Kur'an'ı kendine rehber edinenlerin dünyası ve ahireti kurtulmuştur. Ahd ediyorum, hiç kimse olmasa tek başıma Allah'ın hükmünü gölgeleyen Çin, Rus ya da başka bir kuvveti yok edinceye ya da ölünceye kadar silahımı bırakmayacağım. Gün geçtikçe tecrübemiz artıyor. Vurkaç taktiğiyle çok iş yaparız. Üstelik her gün yeni savaşçılar katılıyor aramıza. Bu dağlar bir nimet. Ama ne zamana kadar? Bir de ilaç ve erzak sıkıntımız olmasa. Hocam yaz geliyor. Stalin'den mektup getiren bir heyet geldi. Çinlilere karşı bize yardım vaat ediyorlar. Görüşünüz nedir? Ben Çinlilerin işini bitirene kadar Rus yardımını kabul edelim derim. Ben karşıyım. Eğer tek başımıza özgürlüğü elde edemiyorsak, özgürlüğe hakkımız yok demektir. Şeytanın biriyle anlaşmamız diğerini yok etmek içindir. Rusya bize yardım etmek istiyorsa babasının hayrına değildir bu. Mutlaka bir bedeli vardır bunun. Biz acıya karşı sabrı, zafere karşı şükür secdesini, ölüme karşı cenneti alıp dağlara çıktık. Kafirlere karşı tavrımız nettir. Küfür tek millettir. Özgürlük başkaları tarafından alınıp bize verilecek kadar ucuz değildir. Bir hareket kendi ayakları üzerinde duramıyor, bir dayanağa yaslanıyorsa, o dayanak çekildiğinde hareket yerle bir olacaktır. Gelen heyeti nazikçe geri çeviriyorum. Mustafa Hazret, taarruz için sağlıklı haberlere ihtiyacımız olacak. Gerekli kıyafeti tedarik edip şehre inmen gerekecek. Tamam efendim. Ben heyeti defedip geliyorum. Dostum Jamsing Dergun, hakkımızdaki iyi niyetiniz için teşekkür ediyoruz. Biz düşmanla tek başımıza savaşma niyetindeyiz. Fazla dayanamazsınız. Elimizde Çinlilerin büyük hazırlıklar içinde olduklarına dair belgeler var. Sizinle karşılaşmış olmaktan hoşnutuz. Bunun yanında almış olduğumuz kararı değiştirmemiz söz konusu değildir. Hoca Niyaz, bu bir fırsattır. Geri çevirirken bir daha gözden geçirmenizde sizin için menfaat görüyorum. Bakın Jamsing Dergun, bu karar sizin düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz, düşünseniz de anlayamayacağınız bütün etkenler göz önüne alınarak verilmiştir. Bakar mısınız? Necmet Ülleyli gördünüz mü? Onu gördünüz mü? Söylesenize, gördünüz mü onu? Teyze, bakar mısın? Sen Necmetülleyli gördün mü? Allah Allah. Niye konuşmuyor bunlar? Niye başlarını çevirip gidiyorlar? Mustafa Hazret! Mansur Dorga! Şşş! Bağırma, gel şöyle. Haberler nasıl Mansur? Görmüyor musun? Çinliler yetmezmiş gibi Ruslar da onlara destek için geldiler.
askeri, ticari, siyasi gayelerinin yanında işkence uzmanlarını da getirdiler. Ellerini çabuk tutuyorlar. Zindanlar doldu, işkenceler başladı. Evler arandı. Ne kadar Kur'an-ı Kerim ve hadis kitabı varsa şehrin orta yerine yığılıp yakıldı. Hoca Niyaz iyi tanımış beyaz ayıyı. Bize yardım edeceklere bak. Amaçları istiladan başka bir şey değilmiş. Çinlilerden daha alçak, daha kurnaz bunlar. Aileleri birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Yoğun propagandaya başladılar. Genç ve zeki çocukları toplayıp Moskova'ya beyin yıkamaya götürdüler. Bütün camileri depo ve tiyatro binası haline getirdiler. Bütün gayeleri İslam'ı yok etmek, ruhumuzu çalıp gelecek nesille aramıza girmek. Allah buna razı mıdır? Allah adildir Mansur. Nasıl konuşuyorsun? Adalet şu zalimlerin yok olmasıdır. Bilemeyiz. Bu acı sergisi içinde bile insan olmanın kıymetini bu hayvanlara bakarak anlamıyor muyuz? İslam'ın en güzel, tek güzel hakikat olduğunu bu inkarcıların acizliği anlatmıyor mu bize? Biz onların yerinde olabilir miyiz? Olamayız. Biz cani miyiz? Çocuklara, kadınlara el kaldırabilir miyiz? Fakat aramızda onlarla işbirliği içinde olanlar yok değil. Azdır onlar. Satılık tipler her yerde bulunur. Seyit Hacı diye alçak var ki sorgu ve işkence uzmanı. Akıllara sığmayan işkenceler yapıyor. Hoca Niyaz'ı hain ilan edip başına ödül koydurttu. Hı hı, duydum ismini. Her şeyi nasıl bu kadar normal kabul edebiliyorsun? Görmüyor musun? Hastalık çaresiz. Peki çözüm? Tek çözüm ölüm. Sen okumuş birisin Mansur. Alim sayılırsın. İradene sahip olmalısın. Öleceğiz Mustafa ama kahramanlar gibi. Anlaştık şimdi. Daha çıkıp size katılmayı düşünüyordum. Yarın gideceğiz ve bu şehre zafer şarkılarıyla döneceğiz Mansur. Hoca Niyaz komutasında ordumuz hazırlıklarını tamamlamak üzere. Necmetülleyl'i sormuyor musun? Nerededir biliyor musun? Evlendi. Ne? Evlendi mi? Şaka yapıyorsun Mansur. Keşke öyle olsa. Kumula gelen bir Çinli subay onu görür görmez ona tutuldu. Büyük ruhi sıkıntılar çekti. Sürekli ağlıyordu. Kumullu kadınlar onu görünce kaçıyor ya da yere tükürüyorlardı. Bu hal ona çok zor geliyordu. Ne oldu sana? Ölü gibi bir noktaya bakıyorsun. Beni dinlemiyor musun? Dağlara. Dağlara gidelim Mansur. Dağlar verdikleri sözde çakılı kalırlar. Güzel Türkistan, sen gene buldun. Güzel Türkistan, sen gene buldun. Sabah vakitsiz gülleri sundu. Ah 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 gülleri. Nasıl da her şeylerini bırakıp kaçtılar. Kumul tekrar bizim. Sıra Umuriç'e geldi. Gazeteleri okudunuz mu? Hükümeti kurduğumuzu, Hoca Niyaz'ın cumhurbaşkanlığına, Mevlana Sabit'in hükümet başkanlığına getirildiğini yazıyor. Sadece o kadar mı? O kadar olur mu? İçindeki doğrular bu kadar. Bunun yanında yığınla yalan ve iftirayla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Hoca Niyaz zaferi büyütmememizi istiyor. Umuriç kuşatmasının çetin olacağını söylüyor. Mustafa! Mansur! Mansur! Ne olmuş sana böyle? Önemli değil. Kolumdan 3 kurşun çıkardılar. Doktor felç olacak dedi ama
bana bir kol da yeter. Umuri çalacağız değil mi? Savaşın sonu geldi. Ben senin kadar iyimser değilim. Çinliler de Ruslar da aynı şeyi söylüyorlar. İslam'ı Türkistan halkının kafasından silene kadar her yolu deneyeceğiz. Yazıp çizdikleri hep bunun için. Bunu düşünüyor musun? Hainlere ölüm. Yapamazsın dostum. O isteyerek mi evlendi sanıyorsun? Biri geliyor. Hoca Niyaz bu. Rahatsız olmuyor. Rahatsız olmuyor. Şöyle geziyordum da. Daha işin başındayız. Zor işler var önümüzde. Umur iç onların da can damarı. Anlamıyorum. Çinliler Rusları nasıl kullanıyorlar? Kullanmak değil. Karşılıklı menfaatler söz konusu. Çinli komutan Türkistan topraklarındaki ham maddeleri Rusya'ya göndermeye söz verdi. Halk açlık ve yokluk içinde. Her şeyin bir bedeli var. Onların oyun alanı geniş ve bütün güçler ellerinde. Üstelik içimizden hain bulabilme imkanları da var. Son zamanlarda Rusya'da özel yetiştirdikleri Türkistanlı komünist gençleri getirip halkı etkilemeye çalışıyorlar. Bunları hep o Seyit Hacı haini planlıyor. Onu iyi tanırım. Ellerinden kaçtım. Radyo ve gazeteler ellerinde, yakalanan mücahitlerin ağzından yalanlar uydurup halkı etkilemeye çalışıyorlar. Ayrıca son zamanlarda siyasi ve askeri çok sayıda uzman geldi. Öyle ki aralarında hükümet başkanlığı yapmış Maninkov Şenşi gönderilen iki kişiden biri. Onlar da uçaklar, tanklar, bizde kırık dökük tüfekler. Ya teslim olup rezil ve ruhsuz bir hayat ya şehadet. 4 yıldır yıldıramadılar bizi. Önümüzde şehadetten başka yol yok kardeşlerim. Mustafa Hazret, komutanları topla da yarınki taarruzun stratejisini konuşalım. Demek Gerici Hoca Niyaz sensin. Beni tanıdın mı? Uşaklar yüzlerinden ve efendilerinden tanınırlar. Al bakalım. Bu ilk ikramım. Şimdi canımızı sıkmadan sorduğumuz soruların hep cevapları ver. Ver de canın yanmasın. Yoldaş Malinkov Fidin, yoldaş Sigarov, yoldaş Van Bayfan bu soruşturmayı merakla bekliyorlar. Beni fazla uğraştırmadan yaptığın hainlikleri anlat bakalım.
Hainlikleri hainler anlatır. Sana Seyit Hacı'nın kim olduğunu anlatmadılar mı? Bir pis sinek istemediğim halde burnumu kaşıyor. Beni uğraştırma. Sana aklına gelmeyecek konuşturma usulleri uygularım. Şimdi gerçeği söyle. Gerçek şudur. Özgürlüklerini korumak isteyenlerin elleri zincirlidir. Hainlerin ise hapishaneleri mazlumla dolu, elleri kırbaçlıdır. Bir gerçeği daha belirteyim. Çok iyi biliyorum ki öleceğim. Bundan dolayı o pis suratına tükürüyorum. Öleceksin, gebereceksin. Hem de köpekler gibi. Arayanlar cesedini bile bulamayacaklar. Arkadaşın General Şerif de seninle beraber olacak. Cesedin ne önemi var? Ruhum Rabbimin katına razı olunarak vardıktan sonra. Gerici yobaz. Halkı aldattığını itiraf etmelisin. Bu gazeteciler itiraflarını yazmak, aldattığın halka senin asıl yüzünü göstermek için bekliyorlar. Öyle mi? Önce sen özgürlük savaşı veren halkın aleyhine yaptıklarını anlat bir. Ben kimseden bir şey almadım. Sen halktan topladığın, çalıp çırptığın paraları anlat. Benim halkım biliyor ki elimde şahsıma ait hiçbir şeyim yoktur. Yanımdan ayırmadığım silahım ve kefenimden başka. Mahkememizde harp suçlusu olarak yargılanıyorsun. Her konuştuğuna dikkat et. Sen buna mahkeme mi diyorsun? Affedersiniz Hoca Niyaz, bu mahkeme yerine bizim bilmediğimiz başka mahkemeler mi var? Evet. Onunla öyle bir mahkemede karşılaşacağız ki onu yemleyen efendileri ona yardım etmek şöyle dursun kendilerini bile kurtaramayacak. Gerici hain! Halkı da bu safsatalarla uyutuyorsun değil mi? O hesap gününün sahibine hamdolsun. Hoca Niyaz, ikinci büyük taarruzdan sonra büyük kayıp verdiniz. Ardından dağlara çekilme emri verdiniz. Fakat siz ve Şerif Han yakalanmış bulunuyorsunuz. Ordunuz yorgun ve komutansız. Bu iş burada bitti diyebilir miyiz? İnsanlar fani, hakikat bakidir. Allah'a secde eden yiğitler bulundukça Altay dağlarındaki tevhid sancağını dalgalandırmak için rüzgarlar birbiriyle yarışacak. Bırakın, dinlemeyin onu. Aslında hiçbir şey itiraf etmesi de gerekmez. Suçüstü yakalanmıştır. Dosyası tamam. O istediği kadar itiraz etsin. O dosyaya şunu da ilave et. Rabbim, bana şehadet nasip edeceğin için ve benim elimle bu şeytan dostunun cezasını arttırdığın için sana ne kadar şükretsem azdır. Seni öldürmek yetmez. Seni parça parça edeceğim. Bu geceyi nerede geçirsem, bu kılık da bana kim yer verir? İsmini de unutmamalı. Bu kaçıncı ismim Mustafa? Necmetülleyl! Hay Allah, ne yaptım ben? Deli miyim? Niye bağırdım? Hey! Oradaki, gel buraya! Ben mi? Seni hanımefendi çağırıyor. Affedersiniz. Birine benzetmiştim ama değilmişsiniz. Saraya kadar gelmeni istiyorum. Ben sizi tanımıyorum efendim. Bakın ben gitmek istiyorum. Geleceksin. Bavdin bir hizmetçi arıyordu. Kendisi şu an Umariç dışında bulunuyor. O gelinceye kadar hazır olmalısın. Hadi bin arabaya. Allah'ım, nedir başıma gelen? Nasıl katlanırım ben? Önce banyoya, sonra berbere götür bu adamı. Sonra da üzerine yeni bir elbise giydir. Baş üstüne efendim. Seni aradım. Savaşta öldüğünü sanıyordum. Savaşta ölenlere büyük saygım var. Dua ediyorum kimse zindanlara, bu canilerin eline düşmesin. Mücahitler savaş meydanlarında ölsün.
diri diri düşmana teslim olmasınlar. Ama sen diri diri kendini düşmana teslim ettin. Konuştun nihayet. Yaptıklarımı temize çıkaracak değilim. Evet, kendilerini temize çıkaranlar bizimle beraber dağlara çıktılar. Doğru. Birçoğu benim sayemde gelebildi. Ne yapabilirdim söylesene. Çin sürüsünün eline düşmektense en rütbelisini kullanıp diğer kadınları ve kızları kurtardım. Onu yönlendirerek kötülüklerine engel olmaya çalıştım. Ona olmayacak şartlar teklif ettim, hepsini kabul etti. Müslüman olmasını istedim, oldu. Ama biliyorum göstermelik bir imanı var. Sevmediğin bir adamla nasıl yaşıyorsun? Ülkem Türkistan'ın Rus ve Çinlilerin hakimiyeti altında yaşadığı gibi. Her şey ruhsuz. Kurulmuş bir oyuncak gibi. Ruh. Bana kızıyorsun. Ama şunu yapmalıydın diyemiyorsun. Sana hadi evlenelim dediğim zaman engel olmadın mı? Yolculuk zamanıydı. Ölümün kapılarında geziyorduk. Sanki şimdi öyle değiliz. Kaç kişi öldürüldü biliyor musun? 100.000 kişi. Belki daha da fazla. Hala mücahitleri düşünüyorsun. Ne zannediyorsun? Ben Müslüman değil miyim? Susuyorsun. Sığındığın tek yer orası. Onu kaç defa öldürmeyi düşündüm. Kaç defa ağzından haber alıp bizimkileri kurtardım. Buna rağmen kumullu kadınların beni horlamaları, benden yüz çevirmeleri beni kahrediyordu. Anlamıyorlar. Başkanın hanımı, kızı ve diğerleri için kendimi feda ettim. Ya sen Mustafa, sen ne sanıyorsun beni? Sesini yükseltme. Benim adım Tursun. Mustafa'yı unut. Sen de hanımefendisin. Ben dağlarda, kayaların üzerinde bir kuru ekmeğe razı olanların tarafındayım. Üzülmeyin hanımefendi. Bunu yapanlar en kısa zamanda yakalanacaktır. Size söz veriyorum. Çabuk bulun. Çabuk bulun. Ellerimle geberteceğim onları. Olay nasıl oldu anlatır mısınız bize? Gece bahçede Bardin'le geziyorduk. Ağaçların arasından iki el ateş edildi. Koştum, kaçmıştı. Sallanan ağaç dallarından başka bir şey göremedim. Peki şüphelendiğiniz biri var mı? Ruslardan şüpheleniyorum. Sizden bir ricam olacak. Herkes gitsin. Beni acımla baş başa bıraksın. Herkes çıksın. Hanımefendinin yalnızlığa ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Ben sizi daha sonra ararım. Büyük bir sabırsızlıkla bekleyeceğim. Tursun, bana bir bardak su getir. Emredersiniz hanımefendi. Hepsi çıktı mı? Çıktı. Kim öldürdü onu biliyor musun? Bilmiyorum. Ben öldürdüm. Sen mi? Nasıl becerdin? Alçağa son günlerde söz dinletemiyordum. Ağzından 10 mücahide öldürdüklerini kaçırdı. Bozuntuya vermeden bahçeye indirdim onu. Osman Batur'dan korktuklarını ve yeni tedbirler almak zorunda olduklarını anlatmaya başladı. Cümlesini bitirmeden iki kurşunla işini bitirdim. Sonra da ah vah edip ağlamaya başladın ha? Senden korkulur. O alçağın en yakın arkadaşı ne yapsa iyi. Daha aradan 2 saat geçmemişti ki bana evlenme teklif etti. Kaçalım Mustafa, dağlara gidelim. Dinle, bundan sonra benim dediklerimi yapacaksın. İlk fırsatta evlenme teklifini kabul ettiğini kendisine bildir. Ne dediğini farkında mısın? Ne diyorsam onu yap. Sadece teklifi kabul edeceksin. Gerisini bana bırak. Kimse şüphelendi mi? Hayır. Herkes zıkkımlanıp eğleniyor. Nişanlım şu anda günün mana ve önemini anlatan bir konuşma yapıyor. Çok iyi. Hemen uzaklaşalım. Atlarımız hazır. Sen ne yaptın? Her şey tamam. Sen atına bin. Ben fitili ateşliyorum.
nereden buldun dinamitleri? Bu yaptığım ilk iş değil. Umuruç'taki patlamalar bu fakir dilencinin eseri. Dilenci? Devamlı kılık ve isim değiştiriyorum. Yoksa sen Osman Batur'un emrinde misin? Ya ne sandın Necmetülley? Senin hanım olduğun sarayda o şartlara başka nasıl dayanılırdı? Demek beni de sarayla birlikte havaya uçuracak. Evet, eğer samimiyetinden emin olmasaydım beyaz elbiseler içinde kağıt gibi havada uçuyor olacaktım. Biliyor musun, kızmadım sana. Kızamazsın Necmetülley. Mücadelemiz her şeyin üstündedir. Allahu Ekber. Saray içindekilerle birlikte havada uçuyor. İnşallah yaşlı aşçıyı uzaklaştırmayı unutmadın. Yok, unutmadım. Allah'a şükürler olsun, ruhum özgürlüğe doğru uçuyor. Hala evlenmeyelim de istersen. Nasıl derim? Hayır dersen beni de öldürürsün. Yolumuzun üstündeki köylerden birine uğrar, nikahımızı kıyarız. Sonra da ver inini dağlar. Yalnız dağlar saraya hiç benzemez hanımefendi. Acı, açlık ve soğuktan oluşan bir dekor içinde yaşayabilecek misin? Her şeye hazırım. Değil mi ki o dağlarda Türkistan geceleri yaşanıyor? O gecelerde özgür Türkistan'ın bestesi besteleniyor. Elimden yaralılara yardım da mı gelmez? Ruslar yalnız bizim gerilla savaşımızla değil, Hitler önünde de perişan oluyorlar. Almanlar Batı Rusya'yı işgal etmiş durumda. Evet, ne yazık ki Müslümanlardan kurulu bir ordu Kafkas ve Batı Türkistan bölgesinde anlamsızca Almanlara karşı savaştırılıyor. Savaşmayanlar esir kamplarında işkenceye tabi tutuluyor. Allah'a hamdolsun biz niye ve kime karşı savaştığımızı biliyoruz. Biz insan olmanın anlamını getiren değerler adına, bizi yok etmek isteyen şeytanın dostlarına karşı savaşıyoruz. Savaşımız Allah'ın bizim için seçtiği şerefli hayat içindir. Şu iki ayının birbiriyle boğuştuğunu göremeyecek miyiz? Ruslarla Çinlilerin arası açılmak üzere. Rusları bozguna uğratışımız Çinlilerin hoşuna gitti. Artık Çinlilere karşı yeni bir harekata girişmeliyiz. Önce Tisai'yi bir mektupla tehdit edip, ardından hazırlıklarını öğrenip hiç ummadıkları bir zamanda vurmalıyız.
Rus gazeteleri Şeyh Ali Han'ın İli bölgesinde Çinliler karşısındaki başarısını Çinlilerin acizliğine bağlarken, hükümeti kuruşundan ve sizi Altay bölgesine vali tayin etmesinden hiç bahsetmiyorlar. Şeyh Ali Han büyük iş başardı. En son Göbeçek bölgesini de Çinlilerden kurtardı. Yalnız silahları Ruslardan alışının bedeli geliyor aklıma. Evet efendim. Hoca Niyaz da hep sizin gibi düşünürdü. Gazetelerde onunla ilgili hiç haber yok değil mi? Yok. Satır satır tarıyorum, hiçbir haber yok. Kaç yıl oldu? Sağ mıdır acaba? Baksana Mansur. Şu gelenler kucaklarında ne taşıyorlar? Öndeki Osman Batur. Hadi bir bakalım. Hoca Niyaz bu. Bu da Şerif Han. Gazla öldürüp mağaraya atmışlar. Götürün bu kahraman şehitleri. Bunların hayvan olduklarını kaç kez söyledim. Sakin ol Mansur. Sakin olmak kolay mı? Ben hapisten kaçtım diye anamı babamı kurşuna dizdiler. Onlar kurşun yağdırırken annem bağırarak ayetel kürsü okuyordu. Anlıyor musun? Sakin ol Mansur, sakin ol. Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz. Evet. Evet, sen güçlüsün Mustafa. Bana sahip ol. Ağzımdan isyan dolu sözler çıkarsa ağzımı tut. Bunlara bir şeyler oluyor. Saldırı şekilleri bile değişti. Şeyh Ali Han tutuklanıp Moskova'ya götürüldü. Yerine Stalin yanlısı Ahmet Can kısmı getirildi. Demek bundan ötürü son saldırılarda başarılı olmaya başladılar. Çinlilerin Japon cephesinden intihar birlikleri geldi. Anlaşılan işimiz daha çetin. Osman Batur tekrar yuvamıza, dağlara çekilip yeni bir taarruz için hazırlanmamız görüşünde. Evet, bana da bahsetti. İkimize yine yol göründü. Kaşgar'a gidip düşmanın durumunu öğreneceğiz. Bu vesileyle eşini ve çocuğunu görmüş olacaksın. Kısmet. Çocuğumun kız mı erkek mi, ikisinin de hasta mı sağ mı olduklarını bile bilmiyorum. Keşke burada kalsaydılar. Son zamanlarda gezemez olmuştu. İki canlı dağlarda kolay olmuyordu. Ne düşünüyorsun? Bize dağların yolunu açan, şehadet özlemini aşılayan Hoca Niyaz ve onunla geçen günlerim geldi aklıma. Eğer bir oğlum olursa ismi Niyaz olacak. Beni de iyice merakla bıraktın. Bir an önce gece olsa da gidip görsek şu yavru komutanı. Demek sabahtan beri burada bekliyorsun. Oysa buluşma saatimize daha 2 saat var. Peki sen niye erken geldin? Sorma. Şehrin hali, bu sokaklar her şeyi anlatmıyor mu? Şu yakılan Kur'an-ı Kerim'in uçuşan küllerinden daha acıklı bir şey olabilir mi? Beni bırak da sen anlat. Bulabildin mi aileni? Hayır. Kaldığı evde başkaları oturuyor. Tanıdık bir sima bulmak ne kadar zorlaştı. Bu şehre dolan bu insanlar kim Mansur? Saçının bir telini göstermeyen kadınlar nereye gitti? Bu çırılçıplaklar nereden geldi? Karımın elbisesini sokak ortasından makasla keserek çağdaş kıyafete büründürdüler onu. Bunu yaparken de kahkahalar atıyormuşlar. Sonra evimi basmışlar. Biliyor musun? Karım ölüm yerine tavizi tercih etti. Karşı koymuştur Mansur. Ama ne yapabilirdi? Eli silahlı hayvan sürüsüne karşı koruması zavallı bir kadın. Ben evdeyken de geldiler. Kendi evimde fareler gibi dolaba saklandım. Buna dayanılır mı? Kendimi zor tuttum. Görev için gelmemiş olsaydım buna sabredemezdim. Acı içinde acı yaşıyoruz. Hatırlasana daha çıktığımız yılı. 1931-1951. Tam 20 yıl Mansur.
Her an ölümle kucak kucağa dağların koynunda yaşıyoruz. Savaşın her türlüsünü, acının her rengini tattık. Bütün bunları Allah görüyor. Yüreğimde bütün acıların üstünde bir sevinç var. O da Rabbimden umduğum mükafatın sevincidir. Yoksa başka türlü dayanabilir miydim? Çocuğunu ve hanımını merak etmiyor musun? Etmez olur muyum Mansur? Eskiden tanıdığım bir berber vardı. Dükkanına gittim. Adam birini tıraş ediyordu. Beni tanımamazlıktan geldi. Fırsat buldukça kaş göz işareti yapıyordu. Anlamsız anlamsız bakıyordum ben de. Birden arkamda asılı duran Lenin ve Stalin'in tablolarını gördüm. Müşteri çıktıktan sonra berber sadece yaşamak istediğini ve benim Hitler'den, Almanya'dan kuvvetli olmadığımı söyledi. Yakama Komünist Parti rozeti takarak güya iyilik yapmaya çalıştı. Rozeti çiğnerken adamın telaşını bir görmeliydin. Necmetül Leyl'in Kumul'a gitmiş olabileceğini söyledi. Bu topraklarda dinimiz ve namusumuzla yaşamamız imkansız. Dayanamıyorum, dayanamıyorum! Sabret Mansur, sabret. Sabretmek zorundayız. Osman Batur bizi bekliyor. Götüreceğimiz bilgiler ordunun stratejisini belirleyecek. Benim gördüklerimi görmedin sen. Gözleri ağlamaktan kuruyup deliye dönmüş bir kadın gördün mü? Suçu olmadığı halde kocasının yüzüne bakamayan kadın bilir misin sen? Sesini yükseltme. Dur bir dakika. Neler oluyor orada? Zibidiler imamı ayaklarından asmış, kahkaha atarak işkence ediyorlar. Yolumuzu değiştirip uzaklaşalım buradan. Hayır. Silahım da üzerimde, dinamitlerim de. Her şeye sabredelim. Dinime asla. Mansur. Mansur. Köpekler. Geldim işte. Necis ayaklarınızla kirletemeyeceksiniz orayı. Eyvah, öldürecekler onu. Haydi, sen orada aşağı. Cesedimi çiğnemeden camiye giremezsiniz. Burası Allah'ın evidir. Alçaklar! Allahu Kendini toparla Mustafa. Sen birçok badireler görmüş, savaşın içinde ömür tüketmiş bir savaşçısın. Kendini suçlu bulman yersiz. İkiniz de doğrusunu yaptınız. Mansur minareye çıkıp ezan okuduğunda imamın sevincini görmeliydim. Ezan sesini duyan koştu. Taşlarla, sopalarla işkencecileri kovaladılar. Bu arada askerler geldi ve yağmur gibi mermi yağdırdılar. Mansur Allahu Ekber diyerek bir kuş gibi havalandı. Ortalık şehitler ve geberen asker ölüleriyle doldu. Şehit olmayı çok istedi ve bizden önce ona ulaştı. Şafak'la birlikte saldıracağız. Kaç gündür zayiat veriyoruz. Kendini toparla. Taarruzdan başka yolumuz kalmadı. Ya özgür yaşayacağım, ya inancımın müdafasında canımı vereceğim. Hayat bu canilerin peşinde koştukları değildir. Hayat, Yaradan'ın rızası için canını verenlerin girdiği kapıdan ahiret yurduna ulaşmaktır. Dünya gittikçe daha iğrenç. İnsanlar birer köle. Berlin'de bozguna uğrayanlarla Londra, Paris ve Amerika'da kazananlar arasında zerre kadar fark yok. Allah Allah. Kimse uyumamış. Ne oluyor bunlara? Şafak sökmek üzere. Herkes sabaha kadar namaz kılıp dua etti. Yarınki taarruzun ne anlama geldiğini herkes çok iyi biliyor. Niye herkes bize yöneldi? Son sözleri dinlemek istiyorlar. Yiğitler,
Yıllardır dağlarla ve savaşlarla omuz omuza yaşıyoruz. Alçakların kirli çizmeleri boyunlarımıza ulaşamadı.